İnsan korunaksız olarak dünyaya gelir. Ana kucağı ve baba ocağı onun en büyük sığınağıdır. Hayatın her döneminde yeni sığınaklara ihtiyaç duyar insan. Çünkü hayat zaman zaman değişkendir. Oysa insan kendisini ve sevdiklerini güvence altında hissetmek ister. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletler vatandaşlarının geleceğini düşünmek, onları korumak ve mutluluğunu sağlamak zorundadır. Çağdaş bir sosyal devlet olmanın gereği budur. Anayasanın 60. maddesi sosyal güvenliği herkes için bir hak olarak garanti altına almış, devlete bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alma ve teşkilatı kurma ödevini yüklemiştir. Sosyal devletin bireyin geleceğini güvence altına alan en önemli mekanizması ise sosyal güvenlik sistemidir. Küreselleşen dünyada gelişen ve değişen şartlara uygun olarak sosyal güvenlik sisteminde yeniden yapılanma ve reform ihtiyacı ortaya çıkmış, 2006 yılında sosyal güvenlik reformu gerçekleştirilmiştir. Türkiye çağdaş, kaliteli, hızlı, eşitlikçi ve adil bir sosyal güvenlik sistemine kavuşmaktadır. Bu kanun, devletin sosyal devlet olma gereklerini yerine getireceği gibi, Türkiye'nin yarınlarının bugünden daha müreffeh, daha güçlü olmasına da zemin hazırlayacak. Reformla birlikte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temel amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Bugün artık güçlü Türkiye'nin güçlü bir sosyal güvenlik kurumu var. Bürokrasiden arınmış, vatandaş memnuniyetini esas alan, hızlı, kendini çağın gereklerine göre modernize edebilen, e-devlet uygulamalarında da ilk sıraya yerleşmiş bir sosyal güvenlik kurumuna sahibiz. Her şey geleceğimiz için, her şey vatandaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için. Evet, biz sizin için çalışıyoruz. Gücünü büyük Türkiye'den alan güçlü SGK. Sosyal güvenlik kurumumuzun bu noktaya gelmesinde emeği geçen ve güler yüzle vatandaşlarımıza hizmet sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu şimdi daha güçlü, daha adil ve daha kucaklayıcı. Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemiz insanının en büyük güvencesi ve en önemli sığınağı. Sosyal Güvenlik Kurumu devletimiz adına vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunmak için çalışıyor. Çağdaş hizmet anlayışını kendine rehber edinen Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşlarımızın hep yanında. Sosyal Güvenlik Kurumu, ürettiği hizmetler ve getirdiği yeniliklerle birçok ilklere ve başarılara imza atmış, aldığı ödüllerle gelişmiş ülkelerin pek çoğunu geride bırakmıştır. İşte sosyal güvenlik reformuyla getirilen büyük değişim ve yeniliklerden bazıları. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlar, vatansızlar ve sığınmacılarla ülkemizde yaşayan yabancılar genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Sosyal güvenlik merkezleri açılarak hizmetler halkın ayağına götürüldü, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için prim gün sayısı herkes için 30 güne düşürüldü. 18 yaşına kadar tüm çocuklar sağlık hizmetlerinden yararlanmaları konusunda her şartta koruma altına alındı. Yurt içinde yapılamayan tetkik ve tedavilerin yurt dışında yapılabilmesi imkanı getirildi. Trafik kazalarında sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tedavi giderlerinin karşılanması sağlandı. Gelir vergisinden muaf el sanatlarında çalışan kadınların düşük primle isteğe bağlı sigortadan yararlanmaları imkanı genişletildi. Bakıma muhtaç, mağdur çocuğu bulunan kadın sigortalılara erken emeklilik hakkı getirildi. Mevsimlik tarım işçileri, sanatçılar, ticari taksi ve toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışanlar düşük miktarda primle sosyal güvenlik kapsamına alındı.
aylıkların TTT şubeleri aracılığıyla ya da başvurmaları halinde evde ödenmesi imkanı getirildi. Esnaf ve çiftçilere iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası hakkı tanındı. Savaşta ve terör olaylarında şehit düşenlerin dul ve yetimleriyle gazilerimize aylık bağlandı. Kurum, bünyesinde bulunan 300'ün üzerindeki e-devlet uygulamasını kendi öz kaynaklarıyla geliştirerek tüm vatandaşların ve paydaşlarının hizmetine sundu. Medula Hastane, Medula Eczane, e-bildirge, online banka tahsilatı gibi 7 gün 24 saat kesintisiz ve kaliteli hizmet vermek zorunda olan bu uygulamalar günlük işlem hacmi itibariyle dünyada ilk sıralarda yer aldı. Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ile 7 gün 24 saat her soruya cevap verilmeye başlandı. E-Devlet uygulamasıyla kişisel bilgilerin güvenliği korunarak kişiye özel bilgiye internet üzerinden ulaşım imkanı sağlandı. Ve en önemlisi, ülkemize yeni nesiller kazandıran annelere doğum nedeniyle çalışamadıkları süreler için 4 yıla kadar borçlanabilme imkanı getirildi. Sosyal güvence gelecekten emin olmak demektir. Sosyal güvenlik sistemi ise riskler karşısında insanları güvence altına alıp koruyan ve bir anlamda nesiller arasında yapılmış bir sözleşmedir. Sosyal güvenlik reformu ile ülkemiz gerekli tedbirleri alarak gelecek nesillere güçlendirilmiş bir sigorta sistemi ve herkesin erişimine açık bir ulusal sağlık sistemi bırakacak yapıya kavuşturulmuştur. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu olarak reformumuzu daha ileri noktalara taşıyacak, kayıt dışılığı en aza indirecek, herkesin güvence kapsamına alındığı ve aktüeryal dengelerin sağlandığı bir geleceğe doğru tüm vatandaşlarımızın desteğiyle ilerlemek istiyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine model olan sosyal güvenlik reformumuzun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Türkiye büyüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla geleceğe güvenle bakıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu hep yanınızda.